الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نبدا باذن الله تعالى بدراسه متن نواقض الاسلام. الله حمد eder رسول محمد صلى الله عليه وسلم ailesine, ashabına ve kıyamete kadar ona tabi olanlara salatu selam ettikten sonra bugün inşallah sizlerle birlikte Nevakudül İslam, İslam'ı bozan haller, durumlar nedir? Onlarla ilgili bir ders yapacağız. Ma ma'na nevakud? O zaman soruyoruz size, diyoruz ki nevakud ne demek? Yani ma eşya yahruc bihel insan nesallahu aleyhi ve sellem minel islam ila kufr al akbar. Diyoruz ki insanı İslam milletinden küfüre çıkartan şeye biz nevakıt diyoruz. Yani ba'de an kana muslimen asbaha al-an nesallahu aleyhi ve sellem kafiran kufran akbar. Yani bir insan İslam dairesinde olup ondan sonra öyle bir amel yapar ki onu İslam milletinden çıkartır ve büyük küfrü işlemiş hale getirir. İşte biz buna nakıt diyoruz. İslam'dan çıkaran şey. Ma hiye al-faide min dirasat hada al-matn? Peki bu metni okumamızdaki faide nedir? Al-faide hiye annana la bud an nata'allam hada an-nawaqid hatta la na'ti bi-naqid wa nakun bi-hada nas'alullah afiyah wa salama qad intaqada alayna al-islam. Na'am. Bizler bu nakıtları, bizi İslam'dan çıkaran şeyleri öğrenmemiz gerekiyor ki bunu öğrendiğimizde bunlara düşmeyelim ve bu sayede İslam'dan ne yapmış olmayalım? Çıkmış olmayalım. Eden yani diraset هذا المتن مهم جدا لانه قد ياتيك ناقض وانت لا تدري عنه ويكون بهذا انتقض الاسلام. نعم. مثاله يسب الرب، يستهزئ بدين الاسلام مثلا. Nâ, fehu bihâlâ, kâfir kufur akbar, muhriş minem millâ. Buradaki fayda biraz önce de söylediğimiz gibi, insan kendisini İslam milletinden çıkaracak bir iş yapar ve bunun farkında olmadan İslam milletinden çıkar. O yüzden bu nakıtları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela bir insan Allah Azze ve Celle'ye söver, bunun kendisini İslam milletinden çıkardığını bilmez ve bu hataya düştüğünde İslam milletinden çıkmış olur. Aynı şekilde bir insan yine Peygamber Efendimizle veyahut da din ile dalga geçer. Bunun kendisini İslam milletinden çıkardığını bilmez. Ve bu bilmediğinden dolayı İslam milletinden çıkmış olur. اِذَا لَابُدْ اَنْ يَخَافَ الْمُسْلِمُ مِنْ اِنْتِقَابِ هَذَا الْاِسْلَامِ عَلَيْهِ. O zaman insanın kendisini İslam'dan çıkaracak bu hususlardan korkması gerekiyor ve onlardan sakınması gerekiyor. قال المؤلف رحمه الله تعالى ان نواقض الاسلام هنا 10 نواقض. نعم. مؤلف burada bize elimizde olan metinde 10 tane İslam'dan çıkaran hususu bize zikretmiştir. هل النواقض هي 10 او اقل او اكثر؟ Peki hakikatte bu müellifin bize aktardıklarının haricinde daha fazlası mı vardır yoksa bunlardan daha az mıdır? Hal hiye muhaddede yani bi 10 nawaqid aw hiye akthar min hada? Yani bunlar 10 ile sınırlı mıdır yoksa bunların sayısı daha fazla mıdır? Hiye akthar min hada. Diyoruz ki bundan daha fazladır. Wa ashara ila hada al muallif rahimahullah. Ve müellif de zaten eserinde buna işaret etmiştir. Lakin zekar hadihi nawaqid al 10 li'annaha min a'zam wa akhtar al nawaqid wa akthar ma yaqa' fi ba'd al nas nasallahu alayhi wa sallam. Müellifin burada bu 10 tane nakızı yani İslam'dan çıkaran şeyleri zikretmesinin sebebi çoğunlukla insanların içine düştüğü, vuku bulduğu hatalar bunlardan kaynaklandığı için müellif bunları seçmiştir. Özellikle bunların üzerinde terkiz etmiştir. Ve yumkin en nulahhis en nawaqid fi arba'ati nawaqid. Ve bizler bu 10 tane burada zikredileni 4 madde halinde de ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Eden en nevâkıd teştemi' fi nevâkıd 4 fi dinel islami. O zaman İslam'dan çıkaran meseleleri 4 mesele içinde toplayabiliriz. Kavul
Naqid kavli. Birincisi, sözlü olan insanı İslam milletinden çıkaran sözler. Kâne sibbel Rabb. Hâze naqid bil kavl. Mesela bir insan Allah Azze ve Celle'ye söver ise bu onu sözlü bu yaptığı fiil onu ne yapar? İslam milletinden çıkarır. وَقَدْ يَقُولَ الْاِنْتِقَاضِ اِنْتِقَاضِ دِينَ الْاِسْلَامِ بِالْفِعِلِ كَمَا فِي السِّحْرِ مَثَلًا. Ve aynı zamanda insan yapmış olduğu amelle de İslam milletinden çıkabilir. Aynı sihir yapanların durumunda olduğu gibi. اَوْ بِالْاِعْتِقَادِ كَانْ يَعْتَقِدْ اَنَّا غَيْرَ هَدِيَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَكْمَلْ مِنْ هَدِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَّمْ. Veyahut da itikadda olan bir inanış insanı İslam milletinden çıkarabilir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasının gittiği yol onun yolundan daha hayırlı diye bir insan buna itikat ediyor ise bu inancı, bu içinde bulunduğu itikat onu İslam milletinden çıkması için yeterlidir. Al-Rabi'l-Şek, لو شك مثلا في قدرة الله سبحانه وتعالى. Eğer dördüncü olarak da diyoruz ki insanın şek etmesi, şüphe etmesi. Mesela bir insan Allah Azze ve Celle'nin kudretinde şüphe ediyor ise bu içinde bulunduğu o şüphe ve şek onu İslam milletinden çıkartır. Eden النواقض تتلخص في أربعة نواقض. O zaman diyoruz ki bu nakıtları İslam'dan çıkaran şeyleri, hususları dört ana madde, dört ana başlık altında toplayabiliriz. قول. Birincisi söz. أو فعل. İkincisi yapılan iş, amel. أو اعتقاد. Üçüncüsü itikat, inanç. أو شك. Dördüncüsü de şek, şüphe. إذن كل الإنسان نسأل الله عافية والسلامة مرتد بهذه الأمور الأربعة. O zaman bu dört hususta insanlar dinden dönmüş, mürted olmuş olabilir. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قلنا هذه النواقض العشرة لأنها أكثر ما يقع فيه يعني بعض الناس هدانا الله إياهم. O yüzden diyoruz ki müellif burada 10 tane nakıt İslam'dan çıkaran durumu bize zikretmiştir. Bunun da sebebini biraz önce de söyledik. Çünkü insanların çoğu bu hatalarda düşmekte, vuku bulmaktadır. Nakıdır evvel. Şimdi birinci nakıda ele alıyoruz. El evvel. Eşşirku fi ibadetillahi. Naam. Eylem zekara el muallif rahmetullah teala en naqid el awwal el shirk fi ibadetillah ve qasada bi hada el shirk el akbar. Naam. O zaman diyoruz ki burada birinci nakıt insanın ibadette Allah azze ve celle'ye ortak koşması. Ve diyoruz ki bu büyük şirk kapsamında değerlendirdiğimiz insanın Allah azze ve celle'ye ibadette ortak koşmasıdır. Misalul an jaa bi şey min ma hakem aleyhi ulema bi ennehu şirk ekber. Bir insan mesela ilim ehlinin üzerinde şirkül ekber dediği, büyük şirk olarak vasfettiği bir şeyi yerine getirirse, bunu yapar ise salla li gayrillah. Mesela Allah'tan başkası için namaz kılarsa, saame li gayrillah. Veyahut da Allah'tan başkası için oruç tutarsa, hacce li gayrillah. Allah'tan başkası için hac ederse, da'a sahib el kabr mesela ve talab minhu el veled. Mesela kabirde yatan birisine dua eder, ondan çocuk isterse, anzal el matar. Veyahut da ondan yağmur yağdırmasını isterse, emme en yasrif li gayrillah ibade min el ibadat. Eğer Allah'tan başkasına ibadetlerden bir ibadeti sarf ederse, ev yed'u gayrallah fi ma la yaqdir alayhi illallah. Veyahut da Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği şeyi Allah'tan başkasından isterse, zebah mesela sahibi kabr, kabirde yatan için kurban keserse, lil cin cinler için kurban keserse, nazara li gayrillah Allah'tan başkası adına yemin ederse, غرق في البحر واخذ ينادي الولي الذي في يعني مثلا قاره اخرى مثلا denizde boğulurken başka bir kıtada olan bir veliden yardım isterse veyahut da ölmüş bir insandan yardım isterse او خاف من غير الله كخوفه من الله Allah'tan korkması gibi Allah'tan korkması gerektiği gibi başkasından, başka bir mahlukatından korkarsa اَوْ اَحَبَّ اَحَدْ كَائِنَ مَكَى مَحَبَّ مُسَائِلِ مَحَبَّةِ اللّٰهِ Allah'ı sevmesi gerektiği gibi Allah'tan başkasını o sevgiyle severse فَاِذَا نَسَى اللّٰهِ السَّلَامَ وَالْعَافِيَةِ جَاءَ بِي
شرك أكبر لا ينفع لا صلاة ولا صيام ولا زكاة كذلك حتى شهادة أن لا إله إلا الله لا تنفع نعم Eğer insan bu kendisini içine düştüğü bu büyük şirklerden birisini getirirse, kılmış olduğu namazları, tutmuş olduğu oruçları, vermiş olduğu zekatları ona hiçbir fayda vermez. Hatta söylediği La ilahe illallah sözü dahi ona ne yapmaz? Fayda vermez. Naam. فَمَاذَا يَصْنَعُ O zaman ne yapması gerekiyor? يَتُوبِ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَ وَتَعَالَى Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'ye tövbe etmesi gerekiyor. وَاِذَا تَعَبْ تَعَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Eğer insan Allah'a tövbe ederse Allah da Allah Azze ve Celle de onun tövbesini kabul eder. Onu bağışlar. Ama اذا مات على هذا اي مات على الشرك الاكبر نسال الله السلامه العافيه Eğer bir insan bu büyük şirki üzerine ölür ise فهو مخلد خلود ابدي في النار O zaman o insan cehennemde ebedi kalacaktır. ولا يغفر الله سبحانه وتعالى اذا مات عليه Eğer bu hal üzerine öldü ise, tövbe etmediyse Allah Azze ve Celle onu kesinlikle affetmeyecektir. اذا هذا هو الناقض الاول O zaman diyoruz ki bu birinci nakıt. Yani İslam'ı bozan birinci husus. Eşşirku fi ibadetillah. İbadette Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmak. İzen labud en tehaf ala nefsike min eşşirk. O zaman diyoruz ki kendi nefsin için şirkten korkman gerekiyor. Keyif tehaf min eşşirk. Peki şirkten nasıl korkacaksın? Bidras tevhid. Tevhidi okuyarak, öğrenerek. Vel amel bih. Onunla amel ederek. Ved da've ileyh. Ona davet ederek ve bi dirasati'ş-şirk aynı şekilde şirkin ne olduğunu öğrenerek ve tahzar minhu ve tuhazzir minhu ondan kendini sakındırarak ve insanları sakındırarak ve bil bera'a mineş-şirk ehlihi ve şirk ehlinden beri olarak uzak olarak ve bi du'a'illah subhanahu wa ta'ala ve Allah azze ve celle'ye dua ederek kema du'a İbrahim aleyhissalatu vesselam İbrahim aleyhisselam'ın dua ettiği gibi ve cunubni ve baniyye na'bud el-asnam yani ya rab ec'al 'ibbal el-asnam fi janib ve ana fi janib akhar ve İbrahim aleyhisselam Allah azze ve celle'ye beni ve zürriyetimi sana şirk koşmaktan uzak tut diye Allah azze ve celle'ye dua ediyordu yani şirki benden uzak tut benden ayır o bir yerde olsun ben ondan uzak olayım el-thani ikinci olarak ikinci nakıt من جعل بينه وبين الله واسطة وسطا وسطا نعم طيب هذا هو الناقض الثاني الناقض الثاني هو أن يطلب من غير الله سبحانه وتعالى القربة أو الشفاعة أو يجعل بينه وبين الله وسطا نعم İkinci nakıt, insanı İslam milletinden çıkaran ikinci husus ise kişinin Allah ile arasında aracılar edinmesidir. Onlar ile Allah'a yakınlaşmak, onlardan şefaat istemek, Allah ile arasında vasıtalar edinmesidir. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ لَا يُوجَ لَا Allah subhanahu wa ta'ala أَلْغَى كل علاقة يتعلق بها أهل الشرك في معبوداتهم. نعم. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor. Diyor ki eğer kullarım sana benden sorarlarsa ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Bu ayeti kerimeye baktığımız zaman Allah Azze ve Celle ona ibadetimizde, duamızda hiçbir şeyi ortak koşmamamızı bizden istiyor. فَلَا يُمْكِنْ lana an nataallaqa illa billah biz de Allah'tan başkasına taalluk edemeyiz ondan başka kimseye yönelemeyiz fa kul man talab al qurba aw al shafa'a min ghayri illah faqad wafaqa al kuffara alladhina bu'ith fihim an nabiy sallallahu alayhi wasallam bi hadha yakun mushrik shirka akbar eğer kim Allah'tan başkasına yakınlaşmak ister ise onlardan şefaat ister ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine gönderildiği müşrik toplumun işlediği hal üzerinedir. Feyda kan insan ledeyh şey min ez-zunub. İnsanın kendisinde işlediği günahlardan bazı şeyler olabilir. Femâzâ yasrâ? Ne yapması gerekir? Yezhâb ilel evliyâ ve ashâbil kubûr. Evliyalara, velilere gidip kabirde yatanlara gitmesi mi gerekir? La. يلتجئ الى الله سبحانه وتعالى يتوب ويدعو الله سبحانه وتعالى ويلتجئ اليه نعم diyoruz ki o insanın Allah azze ve celle'ye yönelmesi içinde bulunduğu bu durumdan Allah azze ve celle'ye tövbe etmesi gerekir وهذا هو التوحيد
İşte tevhid budur. وضد هذا نسأل الله السلامة العافية هو الشرك الأكبر. İşte bunun zıttı da şirk, büyük şirktir. نعم. الثالث من لم يكفر المشركين. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو توقف أو تردد. نعم. Kim müşrikleri tekfir etmez ise, onların kafir olduğunu söylemez ise veyahut da onların şirkinde, onların küfründe şüphe ederse veyahut da tereddüt eder ise El-Yahud ve Nasara ellezine fi zamanin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem belagatuhum da'vet Muhammed aleyhissalatu vesselam. Yahudiler ve Hristiyanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayan Yahudiler ve Hristiyanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ulaşmıştı. وكل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائن من كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ما إلى ذلك. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti kendisine ulaşıp da ona icabet etmeyen kimse kafirdir. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Mecusi olsun. حتى وإن كان على مثل ما كان عليه موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام. Hatta Musa Aleyhisselam'ın ve aynı zamanda İsa Aleyhisselam'ın zamanında olduğu gibi. لَأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِنْدَمَا بُعِثْ نَسَخْ كُلْ شَرِيعَ كَانَتْ قَبْلِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik vazifesiyle görevlendirildiğinde kendinden önceki bütün o şeriatların hepsi nesk olundu. فَاِذَا شَكَّ فِي كُفْرَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَهُوَ كَافِرْ كُفْرْ أَكْبَرْ Eğer bir insan da Yahudilere ve Hristiyanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ulaştıktan sonra onların küfründe şek şüphe ediyor ise o kimse de kafirdir. اَوْ تَوَقَّفْ Veyahut da onlar hakkında durur ise, bir şey söyleyemem der ise. وَقَالْ اَنَا لَا عَدْرِ لَا اُكَفِّرْهُمْ وَلَا اَحْكُمْ لَهُمْ بِالْاِمَانِ اَوْ بِالْاِسْلَامِ Veyahut da şöyle der ise, ben onlara tekfir de edemiyorum, kafir de diyemiyorum ama aynı zamanda onlar için Müslüman da diyemiyorum, duruyorum. اَوْ قَالْ لَا عَدْرِ مَا هُوَ الْقَوْلَ الرَّاجِحِ فِيهِمْ مَثَلًا Veyahut da diyor ki, bilmiyorum bu konuda racih olan görüş hangisi, onların kafir olması mı, Müslüman olması mı? مَا الدَّلِيلُ عَلَى هَذَا Peki bunun delili ne? اَدَلَّ كَثِيرًا Bununla ilgili deliller çok. مِنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَقْسَمْ وَهُوَ صَادِقْ بِلَا قَسَمْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemin etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemin etmese de sözüne itimat edilen bir peygamber. قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. Beni hiçbir Yahudi veyahut da Hristiyan duymuş olmasın ki. ثم لا يؤمن بي. Sonra bana iman etmiş olmasın. إلا كان من أهل النار. O kimse nar ehlindendir, cehennem ehlindendir. نعم. إذن هذا هو ناقض من نواقض الإسلام أن يشك في تكفير من كفر الله سبحانه وتعالى. O zaman diyoruz ki bu da üçüncü nakızdır. Allah Azze ve Celle'nin tekfir ettiği, kafir olarak isimlendirdiği kimselerin küfründe eğer bir insan şüphe ediyor ise, şek ediyor ise bu da insanı İslam milletinden çıkaran üçüncü nakızdır. Şeyh Aleyhisselam İbn Teymiye Rahmetullahi Teala yakul kul men belagatuhu da'vat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin ulaştığı her kimse ve lem yu'min bihi Eğer ona iman etmiyor ise فَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ كَافِرْ كُفْرْ اَكْبَرْ كَائِنًا مَنْ كَانْ O nar ehlindendir, ateş ehlindendir. Kim olursa olsun büyük küfür içindedir. نعم, النَّاقِضْ الرَّابِعْ مَنْ اَعْتَقَدَ اَنَّ غَيْرَ هَدِي النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَكْمَلُ مِنْ هَدِيهِ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbelerinde genellikle şu sözü söylüyordu. Yolların en doğrusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Yani tariqatun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hada el hadi allazi caa bihi aleyhi salatu vesselam min ta'lim en nas ve'l cihad fi sabilillah ve'd da'va ila Allah. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مثلا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء نعم الله رسول صلى الله عليه وسلم'in getirmiş olduğu bu yol yani insanlara öğretmesi, talimi, onlara cihadı göstermesi, ona teşvik etmesi,
Ondan sonra yemesi, içmesi, hanımlarıyla alakalı olan münasebeti. الآن بعض الناس هدانا الله إياه ينظر إلى بعض الصالحين مثلا أو بعض الأولياء على ما يسمى أو بعض العلماء. نعم. Bazı insanlar Allah onları ıslah etsin, salih olan kimselere, alim olan kimselere bakıyorlar. ويقول مثلا طريقة هذا أعجبتني. Ve diyorlar ki bu adamın, bu kimsenin yolu benim çok hoşuma gidiyor. هل لي أن أقدم طريقة هذا الشيخ على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ Diyor ki benim bu kimsenin beğenmiş olduğum yolunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna takdim etme gibi, onun önüne geçirme gibi bir durumum var mı? En i'teqad enne gayr hadiyen nebi sallallahu aleyhi ve sellem akmel min hadiyen aleyhissalatu vesselam fekad enteqada islamı. Yani kafar kufur akbar. Eğer bir insan o sevmiş olduğu insanın yolunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan daha kamil olduğuna, daha güzel olduğuna inanıyor ise bu inandığı bu şey onun İslam'ını ortadan kaldırır. اذا اعتقد ان حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من حكم عليه الصلاه والسلام كذلك ان اعتقد. نعم. Aynı şekilde eğer bir insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünden diğer başka kişilerin hükmünün daha iyi olduğuna iman ediyor ise, buna itikad ediyor ise bu da aynı hükümdedir. انا عندما تاتي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نرفع الصوت بالصلاه صحيح نعم لان هذه عباده الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الصوت بها لا بد يحتاج الى دليل صحيح نعم نبههم على هذا انه يصلي البعض لا يصلي وهذا اشكال والبعض يصلي ويجهر بالصلاه خاصه في مجالس العلم لا هو يسر بها نعم Diyor ki hocamız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamda bulunmak onun sünnetlerinden. Ama diyor dinden olan bir şey. Ama böyle ilim meclislerinde eğer sesli bir şekilde salatu selam ediyor isek bunun bir delili olması lazım. Böyle bir delil var ise sesli bir şekilde bunu söyleyeceğiz. Eğer böyle bir delil yok ise herkes kendi içinden ne yapacak bunu söyleyecek. Eden men i'teqad أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتقد قلنا كفر كفر أكبر. نعم. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu yoldan başka yolun daha hayırlı olduğuna birisi itikad ediyor ise o zaman dedik ki o kimse İslam milletinden çıkar. ولأن الشيطان يتدرج بك. Çünkü şeytan insana bu şekilde gelir. Yavaş yavaş tedarrucen gelir. نعم. يعني مثلا يعجب إنسان مثلا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Mesela bir insan Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah'ı sevebilir. Femaza yatina mesela dua an Şeyhül İslam. Ve bize şeytan gelip der ki ona dua etmemizi bizden isteyebilir. Kan yed'u bihi Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah teala. Bu aynı şekilde Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah da dua ediyordu. Femaza nasna? O zaman ne yapacağız? Nezil kul ma yati bihi en-nas بميزان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله نعرض عن هذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. O zaman diyoruz ki elimizdeki bu mizana bu insanların söylediklerini koyacağız. Öbür tarafta da eğer Allah Azze ve Celle'yi seviyor iseniz o zaman bana ittiba edin. Ayetini de ne yapacağız? Kefenin öbür tarafına koyacağız ki ikisini birbiriyle ne yapalım? Tartabilelim. هل هذا الدعاء يوافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ Bu dua Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu dine muvafık mı? اِذَا وَافَقَ خَذْنَا بِهِ Eğer muvafık ise alırız. وَاِذَا خَالَفْ Eğer muhalefet ediyor ise نَقُلْ خَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Eğer muhalefet ediyor ise deriz ki yolların en hayırlısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu yoldur. لِأَنَّ التَّقْدِيم فِي الْعَمَلْ قَدْ يُؤَدِّي بِكَ لِلتَّقْدِيم فِي الْاِعْتِقَادْ وَبَعْدَ هَذَا يَكُنْ هُوَ الْكُفْرُ الْأَكْبَرْ نعم. Eğer senin bu amelindeki bir şeyi takdim etmen, senin itikadında da onu takdim etmene, onu öncelemene götürür. Bu da seni itikatta küfre götüren bir hadisedir. Ne? Al-Khamis, man abgada şey'en mimma ca'a bihi ar-Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ve lev amile bihi kefer. Ne? Akhazna fi şurut la ilahe illallah. Min şurut la ilahe illallah el-mahabbe. Ne? La ilahe illallah'ın şartlarını almıştık. Bunlardan bir tanesi de muhabbettir. Yuhibbu Allah
وَلَا يُحِبْ أَحَدْ مَعَ اللّٰهِ Bir insan Allah Azze ve Celle'yi seviyor, onunla birlikte eş değer başka hiç kimseyi sevmiyor. وَيُحِبْ كُلْ مَنْ أَمَرَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَحَبَّتِهِ Ve Allah Azze ve Celle'nin muhabbetini istediği şeylerin, yani Allah Azze ve Celle'nin sevdiği her şeyi de seviyor. Emrettiği şeyleri de seviyor. اَوْ مَا أَحَبَّهُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Veyahut da Allah Azze ve Celle'nin sevdiği her şeyi seviyor. وَهَذَا هُوَ الْحُبْ فِي اللّٰهِ اَوْ لِلّٰهِ İşte biz buna Allah için sevmek, Allah'ta sevmek diyoruz. مَنْ يُحِبْ فِي اللّٰهِ Kim Allah için sever? يُحِبْ الْعَمَلِ Ameli sever. مَا جَاءَتْ بِالشَّرِيعَةِ Şeriatın getirmiş olduğu ameli seven. وَالْعَامِلْ اَيَا الَّذ۪ينَ اَحَبَّهُمُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْاَنْبِيَا وَالرُّسُولُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْمَلَائِكَ وَالصَّالِحِينَ وَكُلْ مُوَحِدْ Aynı şekilde peygamberlerin, meleklerin ve salih olan kimselerin yapmış olduğu ameller gibi. وَاَزْمِنَا وَاَمْكِنَا يُحِبَّ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Ve aynı zamanda bazı zamanları, bazı mekanları Allah Azze ve Celle sever. اِذَنْ لَابُدْ مِنْ مَحَبَّتْ جَمِيعَ اَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ O zaman diyoruz ki, şeriat hükümlerinin hepsine muhabbet duymamız gerekiyor. فَلَوْ اَبْغَبْ حُكُمْ وَاحِدْ مِنْ اَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ Eğer bir insan bu hükümlerden, sevmesi gereken bu hükümlerden bir tanesine buğz eder ise وَلَوْ عَمِلَ بِهِ قَلْ كَفَرْ Bunu yapmış olsa dahi, yerine getirmiş olsa dahi kafir olmuştur. Yani يُبْغَضَ الصَّلَى Mesela namaza karşı bir buğz olursa o adamdan وَيُصَلِّ Ve aynı vakitte de namaz kılmaya devam ediyor. فَهُوَ نَسَى اللّٰهُ الْعَافِي وَالسَّلَامَ كَافِرْ كُفُرْ أَكْبَرْ Diyoruz ki bu insan İslam milletinden çıkaran büyük küfürü işlemiş olur. اِذَنْ لَا يُمْكِنْ اَنْ تُبْغَضْ شَيْءٍ مِنْ اَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ O yüzden diyoruz ki şeriat ahkamından hiçbir şeye buğz etme gibi bir ihtimalin, böyle bir şansın yok. نعم. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. نعم. هذا الباب باب خطير جدا. نعم. Evet, şu anda içinde bulunduğumuz, bu biraz sonra söyleyeceğimiz, açıklayacağımız bab tehlikeli bir bab. İnsanların içine düştüğü, hata ettiği tehlikeli bir bab. وَهُوَ بَابْ الْاِسْتِهْزَاءِ وَالسُّخْرِيَةِ بِدِينِ الْاِسْلَامِ İnsanın İslam diniyle dalga geçmesi, alay etmesi. سَبَّ الرَّبْ Allah Azze ve Celle'ye sövmesi. اَوَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ Veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sövmesi. اَوْ اَحَدْ مِنَ الْاَنْبِيَا وَرَسُولُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ Veyahut da Peygamberlerden veya Resullerden birisine sövmesi. اَوْ بِعَيَاتِ اللّٰهِ الشَّرْعِيَّ اَوْ بِعَيَاتِ اللّٰهِ الْكَوْنِيَّ Veyahut da Allah Azze ve Celle'nin kevni veyahut da şer'i ayetlerine sövmesi. اَيَاتِ اللّٰهِ الشَّرْعِيَّ كَالِاِسْتِهْزَاءِ بِالْقُرْآنِ بِالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ Şer'i ayetlere, Kur'an-ı Kerim gibi veyahut da Allah Azze ve Celle'nin geçmiş ümmetlere göndermiş olduğu kitaplar gibi, bunlara sövmesi gibi. الاستهزاء بآيات الله الكونية كان يقول مثلا وجود البرد في هذه الأيام كذا. نعم. Veyahut da kevni ayetlerle ilgili bir insanın işte bu havalarda, bu kış mevsiminde, bu soğuk havaya sövmesi gibi veyahut da onunla ilgili konuşması gibi. Allah Subhanahu ve Teala أنزل علينا القرآن وأرسل إلينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نعظم الكتاب والسنة. نعم. الله عز وجل bize Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Niçin? Allah Azze ve Celle'yi en iyi şekilde tazim edebilmemiz için, yüceltebilmemiz için. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم. نعم اذا ذكر الله او سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان تخاف ولا تلعب ولا تمزح بالكتاب والسنه نعم iman edenler Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin vasfettiği gibi Allah'ın ayetleri zikredildiğinde kalpleri korkuyla dolan kimselerdir veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini duyduğu zaman ayetleri duyduğu zaman hiçbir Müslüman onlarla alay edemez dalga geçemez وهذه المسألة يقع فيها بعض الطلاب هدانا الله إياه. Bu mesele bazı ilim talebeleri arasında da vuku bulduğunu görüyoruz. يمزح بنصوص الكتاب والسنة. Bakıyorsunuz ki kitapta veya sünnette gelen naslarla ilgili birbirleriyle ne yapıyor? Birbirleriyle şakalaşabiliyorlar. فتوى هيئة كبار العلماء عندنا ولله الحمد
أن المسألة إذا كانت بينة واضحة فهذا يكفر كفر أكبر كسب الرب مثلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم. Evet, bu Suudi Arabistan'daki heyetin, alimler heyetinin olduğu, alimlerin içinde bulunduğu o grubun verdiği fetvaya göre dönüp baktığımız zaman bir insan Allah Azze ve Celle'ye sövdüğünde bu insanı İslam milletinden çıkaran bir küfürdür. وإذا كانت مسألة محتملة يعني ذكر حديث أو كذا وضحك بعض الناس. نعم. Veyahut da eğer mesele açık bir mesele değil ise biraz önceki vermiş olduğumuz örnekteki gibi açık bir mesele değil bir hadis var. Bu söylendiğinde diğer insanlar gülmeye başlıyor mesela. فَهَذَا يُنَبَّهَ أَنَّ هَذَا اِسْتِهْزَاءُ وَكُفُرْ أَكْبَرُ O zaman da o insana denir ki bu yapmış olduğun şey büyük bir hatadır. Seni İslam milletinden çıkarabilir diye onu uyarırız. فَاِنْ تَعَبْ تَرَكْنَا Eğer tövbe ederse bırakırız onu. وَاِنْ أَصَارُ وَعَانَدُ وَاَخَذْ يَزِيدْ فِي هَذَا فَهَذَا كَافِرْ كُفُرْ أَكْبَرُ Eğer bununla yetinmez, hala dalga geçmeye, alay etmeye, gülmeye devam ediyor ise o zaman büyük küfürü işlemiş olur. وَمَا بَقِيَ أَنْ تَلْعَبْ وَتَسْتَهْزِ إِلَّا بِاللّٰهِ Yani Allah Azze ve Celle'den başka dalga geçerek bir şey bulamadın mı? وَآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerinden başka bir şeyle dalga geçecek bir şey bulamadın mı? وَرَسُولِ اللّٰهِ Onun Resulünden başka bir şeyle dalga geçecek bir şey bulamadın mı? لَا تَقْرَبْ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ إِلَّا وَأَنْتْ خَائِفْ تُرِيدْ أَنْ تَقِفْ عِنْدَ حُدُودِ اللّٰهِ Ve sen Kur'an'a ve sünnete yaklaştığında şu korku içinde olman gerekir. Yani ondan Allah'ın hudutlarının olduğu yerde oraya aşmadan orada durmayı, haddini bilmen gerekir. نعم. هذه المسألة مسألة خطيرة جدا لابد أن نتنبه لها. نعم. Diyoruz ki bu üzerinde konuşulması gereken tehlikeli bir durum. O yüzden bunu da burada ne yaptık? Zikretmiş olduk. نعم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف ومن فعله أو رضي به كفر. نعم. هذا الناقض هو السحر. نعم. Diyoruz ki yedinci nakıt İslam'ı bozan, iptal eden şey sihir. الساحر الآن عبد عند الشيطان. Diyoruz ki sahir, sihir yapan kimse şeytanın katında onun bir kuludur. فالساحر يكفر كفر أكبر. Sahirin yapmış olduğu, sihirbazın yapmış olduğu küfür büyük küfürdür. فكل من فعل السحر. Sihir yapan her kimse أو رضي به veyahut da buna razı olan her kimse فهو كافر كفر أكبر. Büyük küfürü işlemiş, kafir olmuş kimsedir. ولأن الساحر لا يمكن أن يقدم له الشيطان شيء حتى يكفر بالله نسأل الله السلامة. Yani bir sihirbazın sihrini yapabilmesi için şeytana öyle bir şey takdim etmesi gerekiyor ki şeytan ona bu sihrinde ne yapsın? Yardımcı olsun. وتنوعت طرق السحر في العصر الحاضر. Günümüzde bu sihrin yollarını atmıştır çeşitli çeşitli. صار السحر اما عن طريق القنوات التلفزيونيه sihre bakıyorsunuz televizyon kanallarıyla او الانترنت internet aracılığıyla او الجرائد والمجلات aynı şekilde gazetelerle dergilerle او الرسائل عبر الجوال وكذا aynı şekilde telefondan gönderilen mesajlarla اتيان الساحر في القديم كان ياتيه ويجالسه eskiden sihirbazın yanına gidip önünde onunla birlikte oturulurdu الان Ama şimdi doğru kesiyorlar letyan sihir. Diyoruz ki o sihirbazlara gitmenin birçok yolu var. Yatih ve yucalisu. Ona gidip yanında oturabilirsin. Yettasil aleyh. Onu telefonla arayabilirsin. Yursil insan. Onun yanına birini gönderebilirsin. Yursil risale abra cevval abra internet. İnternet üzerinden veyahut da telefondan mesaj gönderebilirsin. Abra kanavat televizyoniyye. Veyahut da televizyon kanalları üzerinden ona ulaşabilirsin. Kanavat al internet av vesail et tevasal içtimai Twitter ve Facebook ve mâle dâlik. Onun haricinde işte Facebook gibi Twitter gibi sosyal paylaşım yerlerinden de bu işe ulaşma senin için kolaydır. Ceraidu mecellat. Aynı şekilde gazete ve dergiler. الآن عندنا جرائد فيها أبراج فيها يكتبون فيها في أي برج ولدت إذا ولدت في برج كذا ماذا يحصل لك في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر؟ Diyor hocamız bizde mesela bazı gazeteler var aynı bizim ülkemizde de olduğu gibi işte mesela burçlar var şu
burcun olduğu günde doğarsan işte şu şunlar hasıl olacak sana. İşte şu burçta doğduysan bunlar olacak gibi. موجود هذا؟ نعم موجود. طيب شراء هذه المجلة التي فيها أبراج محرم. Diyoruz ki içinde bu falların olduğu gazeteleri veyahut da dergileri almak diyoruz ki haramdır. عندما تنظر وتبدأ تقرأ في هذه الأبراج لا تقبل لك صلاة 40 يوم. Eğer diyor ki sen bu şeyler ile ilgili bu burçlar ile ilgili okumaya başladığında orayı okumaya başladığında 40 gün diyor senin bu namazın kabul olmaz. لو صدقت كفرت بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. Eğer bunları tasdik edersen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirileni küfür etmiş olursun. قد يقول بعض الناس انا لا اصدق. Bazen insanlar şöyle bir şey diyebilir. Ben bunu tasdik etmiyorum ki. نعم قد لا تصدق الان لكن قد يحصل لك شيء مما هو مكتوب بعد ايام وتصدق وتكفر به نسأل الله عافية والسلام. Evet şu anda belki öyle olabilirsin ama bunu okumaya devam ettikçe oradaki bazı şeylerin sana uygun olduğunu görüp bunlara artık inanabilir ve bu şekilde küfre düşmüş de olabilirsin, düşebilirsin. تأتيك رسالة عبر الجوال. Aynı şekilde telefondan sana böyle bir mesaj gelebilir. إذا أردت أن تعرف حظك سعيد أم لا أو شخصيتك ما هي؟ هل هي عاطفية أو عصبية أو ما إلى ذلك؟ Sana bir risale gelebilir. İşte içinde bulunduğun konum, şahsiyetin nasıl? Sinirli bir adam mısın? Mutlu bir adam mısın? Bunu öğrenmek ister misin gibi mesela. يقول لك في الرسالة أرسل لنا رسالة فيها اسمك. Mesela diyebilir ki sana o risalede bize ismini gönder. مجرد أن ترسل لهم رسالة لا تقبل لك صلاة 40 يوم. Senin onlara ismini göndermen ile birlikte 40 gün kıldığın namaz senden kabul edilmez. عندما تستقبل منهم الجواب تكون بهذا نسأل الله العافية والسلام كفرت بما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. Eğer onlardan da cevabı bekliyor isen seninle ilgili hani olduğun o konumla ilgili mutlu musun sinirli misin bu konuyla ilgili onlardan cevap da bekliyor isen o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirileni küfür etmiş, inkar etmiş olursun. İzen fi hadihi al-ayyam akbar da'wa ila şirk min ay an tariq as-sahar. Diyoruz ki günümüzde şirke en büyük davetin yapıldığı şey bu sihir üzerinden olduğunu görüyoruz. Hal yumkin en nerda bis-sihr? Sihirden razı olma gibi bir durumumuz var mı? En naf'al as-sihr? Sihir yapma gibi bir durumumuz var mı? En nuqir bih? Bunu ikrar etme gibi bir durumumuz var mı? La. Diyoruz ki hayır. Na'am, ba'de hada. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. نعم هذا الناقض نسأل الله العافية والسلامة إن اعتقد نصرة الكفار على المسلمين. نعم bu şu anki ele aldığımız nakıtta da eğer Müslümanların aleyhinde kafirlere karşı yardımcı veyahut da destek olunuyor ise buna itikad ediliyor ise. Fe'teqad. En i'teqad hâle fe o kafir kufur akbar. Nesallâhu aleyhi ve sellem. Diyoruz ki eğer itikad ediyor ise bu insanı İslam milletinden çıkaran büyük küfürdür. Lakin en kâme bi'e'mâl dûnel i'tikad fe hâle la yekfur lakin ala khatar azîm. Diyoruz ki eğer itikad etmeden onlara bu anlamda yardımcı oluyor ise diyoruz ki bu insanı İslam milletinden çıkarmaz. Ama tehlikeli bir meseledir. اِذَا اِعْتَقَدْ نُصْرَةَ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ اَتَى بِنَاقِضٍ مِنْ نَاقِضِ الْإِسْلَامِ Eğer Müslümanların aleyhinde kafirlere yardımcı olmak, destek olmayı bir insan itikad ediyor ise o diyoruz ki o insan İslam milletinden çıkaran bir husus bir meseledir. اَتَّاسِعْ مَنِ اَعْتَقَدَ اَنَّ بَعْدَ النَّاسِ يَسَعُهُ الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم هذا الناقض ذكرنا في الأصول الثلاثة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ve cinlere gönderilmiş, bütün mahlukata gönderilmiş bir peygamberdir. Bunu üç esasta zikretmiştik. وَلَا يَسْتَطِعْ أَحَدًا يَتَخَلَّفْ عَنْ شَرِيعَةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَائِنًا مَنْ كَانِ يَهُودِ اَوْ نَصْرَانِ اَوْ غَيْرُ İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun veyahut da kim olursa olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu
şeriatın dışına çıkamaz. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ الْأَقْوَامِ خَاصَّةً وَبُعْثَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. Diğer peygamberler kendi kavimlerine gönderilmiş olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa, insanlara ve cinlere gönderilmiştir. وَبَعْضُ النَّاسِ يَحْتَجُّ يَقُولُ أَنَّ الْخِضْرَ خَرَجَ عَنْ شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Bazı insanlar şöyle diyebilir. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselam'ın şeriatından çıktı. وبهذا يمكن ان يخرج احد عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. Aynı şekilde bizim şeriatımızda da bazı insanlar Peygamber Efendimizin şeriatından çıkabilir. لو قال هذا احد يقول يكفر. Diyor ki müellif kitabında bir insan böyle derse o insan kafir olur. لماذا? Niçin? لان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث لقوم خاصه وبعث عليه الصلاه والسلام الى الناس كافه. Çünkü geçmiş peygamberler kendi kavimlerine gönderilmişti. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa ve cinlere gönderildi. Ve nekul hâzihil kıssa la tesih aslan. Diyoruz ki asıl itibariyle bu kıssa sahih değil. Men kâl lana enel Hızır kharac an şeriat Musa aleyhissalatu vesselam. Bize kim diyor ki Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamın şeriatından çıkmış? Hâzâ evvelen. Bu birinci olarak. Saniyen nekul nurid en ne'teber en hâzihil kıssa sahiha ve enel Hızır kharac an şeriat Musa aleyhissalatu vesselam. İkinci olarak diyoruz ki farz edelim ki Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamın şeriatına uygun hareket etmedi. O şeriata uygun hareket etmeden oradan çıktı. Nekul hâzihi kâne nebi yub'ithe le kavmi khâssa ve bu'ithe aleyhissalatu vesselam ile nâsi kâffu ve leallel Hızır leyse min kavmi Musa aleyhissalatu vesselam. Eğer bunu böyle kabul etsek dahi şöyle bir cevap verebiliriz. Deriz ki Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamın kavminden olmayabilir. O yüzden onun şeriatının dışına çıkabilir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderildiği için hiçbir kimse onun bi'setinden sonra onun şeriatının dışına çıkamaz. Ve ala i'tibar nekul hâla minel muteşâbih la nesme' leh ve indene nusus muhkeme beyyene ennu la yumkin li ahadin etekhallef an şeriat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve illa fehuve kafir kufr akbar. Diyoruz ki bu kıssaya baktığımız zaman müteşabih olduğunu görüyoruz. Ama bunun dışında muhkem olan, üzerinde şek şüphe olmayan, elimizde Kur'an'dan ve sünnetten deliller var. El-Aşir El-İ'radu an dinillahi ta'ala la yete'allemuhu ve la ya'meluhu bihi. Hâzâ el-nâqıd huvellezî sa'a el-kuffâr ilâ en-nasıl ileyh. Diyoruz ki bu son zikredeceğimiz 10. nakız kafirlerin içinde çabaladığı bir nakızdır. Arad el-kuffar an yasil ahle'l-islam ila alla ya'rifu şey'an el-islam illa annahu muslim mim sin lam mim yani la ya'rif şey'an din el-islam. Kafirlerin de zaten yapmak istedikleri, Müslümanlar üzerinde oynadıkları oyun da budur. Yalnızca sen isim olarak Müslüman olduğunu bil. Müslümanım ama onun haricinde din ile ilgili hiçbir malumatın kalmasın, hiçbir bilgin olmasın. Tes'alu hal ente muslim? Sana soruyorlar, sen Müslüman mısın? Yekul kal li validi hada. Diyor ki bu şekilde doğdum. Men rabbuk? Rabbin kim? La adri. Bilmiyorum. Men nebiyyuk? Peygamberin kim? La adri. Bilmiyorum. Ma dinuk? Dinin ne? Kal la adri. Diyor ki bilmiyorum. Tusalli? Namaz kılıyor musun? قال لا أدري ما هي الصلاة أصلا. Diyor ki namazın ne olduğunu bilmiyorum ki. فما بالك عن الصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك. Eğer namaz böyleyse bu adamın oruç ile ilgili, zekat ile ilgili, hac ile ilgili durumu nicedir? تعال تعلم الدين الإسلامي. Diyorsun ki İslam dinine gel. قال لا. Diyor ki hayır. إعراض عن دين الله بالكلية. Bu insanın durumu Allah'ın dininden bütünüyle yüz çevirmesidir. ما يريد تعلم. Öğrenmek istemiyor. Ve hâlâ yec'alû lâ ya'mel aslan. Ve asıl itibariyle bu adam bir şey de, bir amel de yapmıyor. Eder hâlâ. O zaman bu durum ne? Hal huve muslim? Diyoruz ki bu adam Müslüman mı? La. Diyoruz ki hayır. Bel entekaz İslam. Ve hâlâ huve l-kufru l-akbar. Nesra'l afiyet selam. Bu insanın İslam'ı bozulmuştur, küfre düşmüştür. Eden ehvâna, zekârna lekum, annena lesna ahel l-tekfîr l-eşhâs. Daha önceden de zikretmiştik. Biz insanları, muayyen insanları tekfir etmek için çaba sarf etmiyoruz. لَكِنْ نُرِيدَ نَتَعَلَّمْ
velakin öğrenmek istiyoruz. Ve nuallim ve na'mel ve bununla amel etmek ve öğretmek istiyoruz. Ve nubeyyin linnâs ve nuvazzih linnâs hâzihi annevâkıf hattâ lâ yaka'u fîhâ. Ve biz bunları insanlara öğretmek istiyoruz ki bu İslam'dan çıkaran bu meselelere ne yapmasınlar, düşmesinler. Ve izâ vecedna insân nesnâllâhu aleyhi ve selâme veka'a fî nâkıd min hâzihi annevâkıf al-aşr av gayrâha min annevâkıf nâmuruh bittevbe. Eğer bir insan bu saymış olduğumuz İslam'ı iptal eden meselelerden, hususlardan birine düşüyor ise veyahut da bunun dışındaki İslam'dan çıkaran meseleleri, hususları işliyor ise biz o insanı tövbeye çağırırız. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyet ve selam. Allah azze ve celle'den afiyet ve selamet dileriz. Wallahu a'lam ve sallallahu ala nebiyye Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem. Allah azze ve celle her şeyi hakkıyla en iyi bilendir. Onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Gadan inşallah ta'ala te'tuna bil ihtibar maktub ve tektubu lana nevâkıd al-islam. Hatta ve enkâmin al-kitab. El-muhim enne yektubha hatta ihfazha yani. Ma'al varaka, fi nefs varaka. Aynı kağıda bakarak da olsa diyor hocamız, o cevap verdiğiniz kağıtlar var ya, onlara bu İslam'ı bozan şeyler, hadiseler, meseleler nedir? Onları da bir bir bakarak dahi olsa yapın ve aynı zamanda bunları ezberleyin. نعم وإذا كان هناك يعني شيء من الإشكالات أو كذا إن شاء الله نتدارسه غدا بإذن الله تعالى وجزاكم الله خير. Eğer konuyla alakalı aklınızda bir şeyler kaldıysa, içinden çıkamadığınız bazı meseleler, hususlar, aklınızda problemler kaldıysa, onlarla ilgili de inşallah yarın bize soru sorarsınız, onlarla o işkalleri de gidermeye çalışıyoruz. Gadan inşallah, kitabı inşallah. İnşallah yarın herkes normal sorulara cevap veriyor. Akabinde de bu 10 tane nakıdın ne olduğunu arkaya boş bir sayfaya yazıyor. Zakkumullah.